koyunun karnını yarmış böyle. Hadi. Ondan geldim, koyunu kıvırıyor boynu. Kıvırıyor da kıvırıyor. Allah belanı versin, beni de mi görmüyorsun dedim. Elinden aldım koyunu. Bak bu gel, gel. Ya ekmek verdik. Hedef şaşırttın. Burada bak. Ya. Bana geldin. Sen çalışıyor musun? Elerini yalamaya çalışıyordu valla. Ya. Sus. Hadi. Bu da eski bir kışla arkadaşlar. Bizim akrabaların kışlasıydı. Cafer abi gelin. Bakın şöminesi falan hepsi faal. Selamun aleyküm arkadaşlar, ben Yunus Yıldız. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Göknebi köyündeyiz. Göknebi köyünün merasında Kunduzlar mevkiindeyiz. Burada bir çoban abinin yanına geldik. Kendi köyümüzde Murat Altınay'ın hayvanı. Çoban Şenol abi gidiyor hayvanını. Şimdi hayvanlarını görüntüleyeceğiz. Kendiyle kısa bir sohbet edeceğiz. Evet Şenol abi, sizi tanıyalım. Vallahi ben 71'liyim. 3 senedir buradayım Murat Altınay'da. 3 senedir Göknebi köyünde evet. Çobanlık yaptım. Memnunum da, gidiyorum da, anlıyorum da, yapıyorum. Kendim bakarım, kendim alırım. Yani kaç, Murat'ından alakası yok. Kaç senedir yapıyorsun çobanlık şimdi? 3 senedir buradayım da, daha önce fabrikalarda yaramadı bana. Hep kavga, hep kavga. Annenden doğalı çobansın. Evet. Fazla karıştırmayalım da. Tamam. Şeyden fabrikalarda da mı çalıştın şehirde? Eski kimyalı boyada çalıştım. Güvenderi'de çalıştım. Eldem ticarette çalıştım. Bıraktık. Oradan İstanbul'a gittik Tuzla'ya. Çekmediğimiz yer kalmadı. Hizmir Belemen'e de gittik. Yarış atlarına baktık. Öyle mi? At bakıcılığı yaptık evet. Orada. Burası iyiydi de ıssızdı işte. Duramadık. Aylığı Jockey Kulübü'nden yatıyordu. Yani işimiz iyiydi Allah'a şükür. Yine iyi. Evimizi aldık. 3 tane kızımız var. İyi Allah ellerinizden öper. Yaş kaç dedin? 71 doğumluyum. Yaş 71 doğmuştu. Doğum 71. 50? 53 mü? 53 yaşında oluyor. 53 yaşındayım. Yani hayatımdan da memnunum ya. Ne yapayım? Kaç hayvan gidiyorum şimdi burada? Kaç hayvan var? Şu an valla 280'e yakın var. Dölü döşü öyle ha kuzusu. 280-300'e yakın hayvan var. He. Ötey! Kişilere bakalım. Şimdi kuzular, oğlaklar hepsi şeyde herhalde. Hep de var burada yaylımda. Aralda 5-6 kuzu kaldı. 5-6 oğlak. Gör onlarda. Bunlar da körpe. Hep yeni koyuydu. Alışıyorlar. En küçük olanlar avulda. Biraz gezecek boyutta olanlar burada evet. Yani. Bunlar hep. Bunlar da körpe. Daha bugün koyuyordum ben bunları. Bu da yeni. Ekiz. Biri ağılda, biri burada. İlk zamanlar tabi biraz uyuyup kalma huylar oluyor. Onları takip evet. Edersindir ilk saldığın zaman. Onları davara gütme, bunlara bakarım ben. Ben de öyle uyuyorum. Küçük olanları takip ya, geçen canavarın elinden koyunu bile aldı. Bak hadi. Hadi ya. Nerede vallahi geldi kurt? Alantepe'nin yan yolun çıkışta. Meşelik'te böyle iniyordum, koyun kaçıyor. Lan diyorum ne var burada? Vadım. Koyunun karnını yarmış böyle. Hadi. Ondan geldim, koyunu kıvırıyor boynu. Kıvırıyor da kıvırıyor. Allah belanı versin, beni de mi görmüyorsun dedim. Elinden aldım koyunu. Koyun depiniyor. Hemen kestim gayrı. İyi bıçağı yetiştirmişsin. Canavar enikliydi. Göğüsten salmış. Enikliydi. Yavrulamış yani. Yavrulamış. Ondan Murat'ı aradım. Geldi göttü. Şenol Ağa nişan verdim. Lan dedim, koyun depiniyordu. Kestim dedim. Abi ne yapacaksın, canavar yiyeceğine biz yeriz ya. Değil mi? Çok ya canavar. 5 tane de bir gördüm ben. O sizinle görüştüğümüzün bu yanında. Evet he, o tepede. Koyunu çevirdim ağla doğru. Böyle ottum da eşliğinden böyle bağladım. Ottum sigara içiyordum. Oradan çıkı çıkı vurdular. Bir tane sahaydım, bir de 5 tane. Allah belanızı. Koyunu tutup alıp götürecekler ya. Böyle bir Göknebi'nin dağı pis ya. Çok kurt var değil mi? Çok çok. Ocağını söndürürüz eğer bir uyuyup kalsa. Köpek kaç tane? Köpek 8 tane burada var. 6 tane de enik var. 6 tane de yavru. Onlar ağıldı yalan.
Onlar... Köpekler kovalamıyorlar mı kurtlar? Sokmaması lazım 8 tane köpek. Kovalıyorlar da köpek de bıktı ya. Köpek de bıktı. Usanmışlar artık, gitmiyorlar yani, öyle mi? Gidiyor. Han han diyor. Bir bakmışsın koyunu yatırıyorum sen. Kasım ayında bir tane şey ettik, yedirdik. Kurdan. Bir kemiği kalmış. Kurt köpek gördü, ne çabuk gidin lan. 5 dakikada. Ya, o önceden yemiştir, köpek geç fark etmiştir belki de. Hemen 5 dakikada. Belki de 2 deneydi, hızlı. Bütün yediler, ete var, yavrusuna yedirir. Hadi. Vallahi bizim işler böyle aga. Devam. 3 senedir buradayız biz. Murat Altınay. Hey! Yavaş yavaş yavaş. Gidin! Keçi diye mi ya, durmuyor. Çıkıp gidiyor ormana. Şuna bak. Yaprak da yok. Şimdi keçinin yaprak zor zamanı. Yaprak da açmadı. Açsa rahat edici değil. Evet, yaprak açıyor, açarsa da keçiler. Bak kaçıyor. Daha kaçıyor. Gördün mü? Evet. Ya şunları bir indirem gelen böyle. Makale. Tamam. Sus. Köpekler bunlar arkadaşlar, ufak ırk. Biraz insancılar yalnız. Sekiz tane köpek, 280 tane toplam hayvan var. Kuzusu, anası, oğlağı, keçisi hepsi. Yukarıda ağıl var şu tepede. Buraya 2-3 kilometre yoktur da 2 kilometre mesafede falan. Burası da dere su kenarı. Hemen şuradan dere geçiyor 200 metrelerde. Bunlar da keçiler. Gel oğlum, gel. Küçük küçük, bunlar enik daha, yavru herhalde. Ne güzel bakıyor sana bak. Hayvan yabancılıyor ya. Hayvan yabancıyı tanıyor değil mi? Hemen Allah ürküyorlar. Bak kaçıyorlar hayvan ya. Kokudan biliyor yani. Biliyor biliyor ya. Yabancı biri girdi mi sürüye hemen hareketleri değişiyor. Bu da Tülay. Gel bakalım, gel gel. Gel Tülay, gel. Bizim Tülay vardı, köpeğin adıydı, onun adını koyduk. Tülay. Gel. Şu biraz insancı. De şu insancı herhalde, o sarıptırıyor sürekli. Zayıf gel. Olan zayıf. Şu sarı olan sarı. Kenarda ya, var ya kulağı kesik. Ötekiler seslenmiyor da bir o biraz şey. Saracak gibi. Gel abiden kalmış. Ya. Gel benim bak. Kim gelmiş? Yunus abin gelmiş. Gel. Gel bana bakıyor bak. Gitti gari. Gitti gari, gelmez. Bu da ekiz doğurdu. 2000 oyla. 5-6 tane ekiz var ya. Boyundan da var. Yem falan veriyorsunuz mu? Kestiniz değil mi? Yok, yemi kestik. Yem işi bitmiştir artık. Nisan geldi galiba. Nisan ayında yeter artık.
Havalar biraz yağışsız gidiyor ama ot yine de iyi de. Yani çok yine yağsa bu sene tadı yok ya. Geçen sene çok da oldu. Geçen sene iyiydi de yine de yağışlar Mayıs ayına kayıyor artık. Nisan ayı kurak geçiyor her sene. İnsanlar gibi Cenab-ı Allah da değişti ya. Geçen yağdı bir daha yağmadı. İşte haftaya gösteriyor. Haftaya gösteriyor ya, birkaç gün yok da. Şöyle ne güzel bakıyor. Onun yakına, yanına yaklaşsak. Yanına yaklaşalım yani beraber. Kaçıyor. Senden de mi kaçıyor? Evet. Benden kaçıyor diye seni çağırıyor. Bak, öyle bakıyor bak. Üstüne var işte zaten. Tekeler. Üçü de bir arada bak, ne güzel ha. Evet. Üç tane mi teke var? Dört tane, o da kara da teke. Ha, kara olan da teke. İnşallah tekeler iyi büyük ya. Ya, ya bakalım, ya. Sen de bunları satın bana bombanda. Kilo var değil mi? Bu iki ay yer. Dana olur, sığır olur. 20 kağıt o. 20 kağıt. Bir çobanın aylığı işte. Bir hayvan bu sene. Hoca! Hoca! Böyle bir 50 tane olursa köşeyi döndün yani. Çay da getirmiyor. Çay getirmiş olsaydık demlerdi. Çay içerdik diyorsun. Yani bir çay yapardık. Ya da var durmuyor. Geri sevdi o. Keçi yavrularında ishal var herhalde. Evet, onlara antibiyotik antibiyotik yapman lazım. Hastaydı gayet tarifli. Kedi kurt attı kutuma ötürüyor. Ya, hoca! Adamı gördün mü kaçar koyun bizim valla. Daha erken bakalım, şöyle bir yayılın, daha vakit var. Hemen kuşluya doğru yöneliyorlar. Bak şimdi ormana kaç. Ya dur. Evet. Vallahi buna da emek çekersen yemek yersin demiş. Bu da benim. İlan da iyi verdi bana. Hangisi? Aha, şu siyah olan değil mi? Falan gancık ya, o benim. Beş tane hayvanım var burada işte. Normalde şehirde oturuyorsun değil mi? Sen Eskişehir'de oturuyorsun. Çocuklar orada mı Eskişehir'de? Erenköy'de oturuyorum ben. Burada çocuk. Erenköy'deki Toki'de oturuyorlar ha. Büyük kızım çalışıyor. Şov marketinde şimdi şu an müdür. Şok marketten. Ağır cezanın şeyinde arkasında. Bitir lan! Aslında şehir hastanesinde çalıştı. Hemşireydi de. Baya bir çalıştı. Ankara'da çalıştı. Tıpta çalıştı. Bir ara hastalık şeyinden durduruldu. Bu da oraya buluşun. Bir girdik, senedir orada çalışıyor. Yine de şehir hastanesinden çağırmışlar. Gidecek herhalde. İyi değil diyor. Baba diyor. Ayda diyor. Boyuna sayınma diyor. Sayım çok geç. Ya etede böğün duruyor gece. Bir gündüz. İki gün işe gitmiyor hastanelerde. Gel. Şişt. Gel içim içim. Gel. Gel. Başkoyla gendiriyorum ben de ondan bekir diyor. Kendi oğlu öldü, başkasını öldü. Öldü yazık ya. Süt dokandı ona da. Hey hey! Şimdi sabah kaçta çıkartıyorsun hayvanı? Kaçta kapıyorsun? Valla işimi bitirdim mi? Akşam geç giriyor. Canın kendi istese ağla giriyor. Ne zaman isterse. Karanlık çökerken falan mı çöküyor mu? Karanlık çöküyor. Karanlık çöküyor. 8.30 falan oluyor. Sabahından da 8.30 gibi çıkıyoruz.
işi bitirdim. Körpeleri alıyoruz. Körpeleri seçiyorsun içinden, diğerlerini açıyorsun kapıyı. Ya şimdi koyup da şu da körpe işte getiriyoruz yazık. Ya içeride koyduğunda manas doluyor, rahatsız oluyor. Açık hava daha iyi yarar da işte onları da takip etmem gerekiyor. Valla toparlandı şu gücülük kudular yazık körpeler. Güneşten daha vitamin alıyor. Yani yeşil ot yiyor. Hem annesini emiyor sürekli, evet, akşama kadar. Aynen öyle. Öyle daha iyi büyüyor. Sular, oğlaklar. Bunları çok güzel. Erkekler güzel. Kendimizden yesin bunları. Kurbanlığa hazırlık. Kara herkes seni sevdi ya. Bakıp duruyor boyunu. Allah. Hey, hey! Abi ben de vakit oldu, akşam oldu. Akşam oldu mu iyi oluyor. Rahat uyuyorum ya, vallahi. Akşam mangala da getirip yakarız. Evet, bu da eski bir kışla arkadaşlar. Bizim akrabaların kışlasıydı. Cafer abi gelin. Zamanla yıkıldı tabi. Duvarı hala sağlam da. Burası bir kış. Ne diyor biliyor musun? Kışlanın evi. Tuttum da attım içeri yedi. Burada kahvenim var da ya. Bakın şöminesi falan hepsi faal. Baksana şöminesi falan, hemen taşını temizle direkt şey, burayı eve bari çevirelim ya. Baba bunu biraz ne yaptın bilmiyorum. Tamir olması gerekiyor. Bunun üstüne hemen bir düzleyicin bir tuğla. Saçtan geldicin abi öyle. Al sana dağ evi. Vallahi güzel canım, burada duracağım. Güzel dağ evi olur buradan, burayı tamir edip kullanmak lazım. Yazın gelip arabayı durdur şuraya. İçini temizleyip. Temizle, altına bir beton, bir sıva, bir boya. İçerisine bir sıva, tamam. Aa, bu duvarı duruyor zaten. Üstüne ağaç, kapısını da. Şu taraf yıkılmış. Şu tarafta tamir olur ya tekrardan. Olur aga, usta bunun bir günde yapar. Bu gel. Gel. Ekmek verdik. Hedef şaşırttın. Burada bak. Gel. Bana geliyor. Sen çalışır. Elerengin yalamaya çalışır o valla. Gel. Bu da kuzusu. Gel kızım. Gel. Ağda yatarken bunu bağcık mı yapıyorduk? Nereden ünlüye tıkır tıkır gelir o. Ekmek yok değil mi? Ekmek olsa gelir. Yanından ayıramazsın bunu valla. İyi günün akşam oldu valla. Doydu koyun. Yanına da Allah kerim değil mi aga? Evet arkadaşlar, bugün Göknebi köyündeydik. Çoban Şenol abiyle biraz muhabbet ettik. Hayvanlarını görüntüledik. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, burası da Kunduzlar Deresi. Kunduzlar Barajı'na akan dere. Bir kolu Türkmen Dağı'nın bu tarafından geliyor. Diğer kolu da Türkmen Dağı'nın arka yüzünden gelip Gemiş Köyü, Akin Köyü'nden Kunduzlar Barajı'na akıyor. İki koldan akan su Kunduzlar Barajı'nda birleşiyor hepsi. Kunduzlar Barajı'nı oluşturuyor. Burası bahar aylarında akıyor, kışın akıyor. Yani yağışlar kesildi mi kesiliyor. Temmuz, Ağustos gibi sadece göllerde kalıyor su. Bazen tamamen kuruduğu da oluyor kurak gittiği mevsimlerde. Burası köyümüzün deresi. Biz de buraya balık tutmaya, pikniğe, vakit geçirmeye geliyoruz. Buradan da bir kare görüntü gösterelim dedik sizlere. Çok aşırı yağışlarda tabi taşkın halinde akıyor burası. Bu sene yağışlar az olduğu için az akıyor. Güzel bir doğası var.